Efendim, büyük kulüpte Abdullah Teber ile birlikteyiz. Abdullah Teber çok başarılı bir iş adamı. Çok önemli çalışmalara imza atıyor. Özellikle son dönemde iş dünyasında değişik kesimlerle ilişkiler kurma noktasında çok başarılı ilişkileri geliştirmiş durumda. Öncelikle onu soralım. İş dünyası onun gözlemleriyle 2018'e nasıl bakıyor? Teşekkür ederim. Özellikle 2017'yi açıkça doğruyu söylemek gerekirse umduğumuzdan daha iyi kapattık. 2017'nin başlarında 2017 için sıkıntılarımız vardı. Ha, çok güzel geçti der misiniz? Kesinlikle tabii ki olumsuzluklar dolu bir yıldı. Tabii bu sıkıntıları büyük çapta bertaraf ettiğimiz söylenemez. Özellikle iş alemine baktığımız zaman etrafımızda benim gözlemlediğim yatırımların durduğu şeklinde büyük çapta özellikle İstanbul'da sanayinin yoğunlaştığı, kümeleştiği bölgelerde, organize sanayi bölgelerinde özellikle sanayide bir durgunluk hakim. 2018'de de açıkçası çok sıcak baktığını söyleyemem. Ben 2018'i soracaktım. Tam o konuya girdiniz siz de. Mesela 2018'de 3 tane şey, şunlar yapılırsa işler düzelir diyebileceğiniz bir şey var mı? Özellikle tabii 2018'de sanayicinin en çok korktuğu en önemli şey istikrar. Yani istikrar ne demek? İstikrar her şeyden önce paranın yerini muhafaza etmesi. Yani doların bugün bulunduğu yerde çok yukarılara çıkması da bizim çok işimize gelmez. Düşmesi de çok işimize gelmez. Çünkü ihracata dayalı bir politika izlemek mecburiyetindeyiz. 2018 yılında hükümet ihracat için özellikle sanayicilere bu konuda ciddi anlamda teşvik etmesi lazım. Bu çok önemli. Başka önemli dediğiniz bir şey var mı? Tabii kesinlikle sanayicinin en korktuğu özellikle 2017'de 2016 geriye dönüp baktığımız zaman hukuk sistemindeki sıkıntı sanayici ciddi anlamda tedirgin etmiştir. Bu ne anlama geliyor? Bu şu demek. Nerede olursanız olun, haklı da olsanız sanki haklınızı ortaya koyamayacaksınız, haksızlığa uğrayacakmışsınız gibi bir endişe hakim. Bu da nereden bakarsanız bakın sanayicinin yatırım yapmasını engelliyor. Bu dışarıda da dışarıdan bakıldığı zaman da böyle gözüküyor. Özellikle yabancı yatırımcılar, özellikle bizim, ben ve benim gibi birçok yabancı ortaklığı yapan firmalarla görüşüyoruz. Ortak noktada anlaştığımız ya da birleştiğimiz nokta şu, yabancılar eskisi gibi çok sıcak bakmıyorlar ülkemize. Bunu nasıl kaldırabiliyoruz? Açıkçası bunu ben de bilmiyorum. Peki, teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. 2018 mesajınızda noktalayalım. 2018 yılında özellikle ülkemizin etrafında cereyan eden bu olayların bitmesi, komşularımızla iyi ilişki en büyük dileğim. Teşekkürler. Sağlıklar. Teşekkürler.